günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Piyasa analiz programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Cuma günü oldukça kuvvetli risk iştahı olan bir günü geçirmişti dünya genelinde piyasalara baktığımız zaman. Bugün de risk iştahının fena olmadığını söylemek mümkün. Asya tarafında %1'in ve üzerinde primlerin olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul tarafında Cuma günü 10.88 puan ve %0.43 artarak 2.554 puandan kapanmıştı. Günlük işlem hacminin 35 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği görülmüştü. Bankacılık endeksi %1.01 değer kaybederken holding endeksi %1.15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2.88 ile spor, en çok kaybeden ise bankacılık olmuştu. Biliyorsunuz akşam saatlerinde Cuma günü BDDK'dan bir düzenleme geldi. Şirketlerin borç kullanma, yabancı para cinsinden borç kullanmalarıyla ilgili durumun varlıklarına göre değerlendirmesine değerlendirildiğinde 15 milyon TL sınırı gibi bir rakam ortaya çıkartıldığını, yaklaşık 950 milyon civarında bir rakam. Bunun üzerindeki süreçte olanların TL borçlanmasıyla ilgili sınırlamalar getirdiğini gördük. Dün akşam da BDDK tarafından bu konuyla ilgili yeni bir kapsamlı çizelge gerçekleştirdiğini gördük. Bunların hepsini birazdan değerlendireceğiz. Burada neye hedeflenmek istiyor? Onların hepsini birazdan analizlerde değerlendirmeye çalışacağız. Ama öncelikle haber başlıklarımıza devam edelim. New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamıştı. Kapanışta Dow Jones Endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve %2.68 artışla 31.500 puana çıkmıştı. S&P 500 Endeksi %3.06 artarak 3.911.74 puana ve Nasdaq Endeksi de %3.74 kazançla 11.607 puana yükseldi. Analistler resesyon endişeleri devam ederken açıklanan makroekonomik verilerin merkez bankalarının politika alanını daraltabileceğine yönelik beklentilerin arttırdığını belirtiyor. Çin'den de yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin sanayi kârları geçen yılın aynı dönemine göre %1 arttı. Covid kısıtlamalarına bağlı tedarikler aksamalar ve yüksek ham madde maliyetlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki %3,5'luk artışı oranla gerilemiş oldu. Kamu şirketlerinin kârı %9,8 artarken özel şirketlerin kârında %2,2 gerilediği görüldü. İngiltere hükümetinden de açıklamalar vardı. İngiltere'de Boris Johnson liderliğindeki hükümet Avrupa Birliği'nden gelen itirazlara rağmen Kuzey İrlanda protokolünün bazı maddelerin iptaline ilişkin yasa tasarısını parlamentodan geçirmek için bastırıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss yaptığı açıklamada 1998 yılındaki İrlanda Barış Anlaşması'nı korumanın öncelikli olduğunu belirtmekle birlikte hazırladığımız tasarı protokolün oluşturduğu problemleri çözecek, malların Birleşik Krallık içinde serbestçe dolaşımını, katı sınırlardan kaçınmayı ve Avrupa Birliği ortak bazının korunmasını sağlayacak dedi. BDDK'dan gelen açıklamayı üzerinden geçelim birazcık. BDDK Düzenleme Denetleme Kurulumu tarafından yapılan Cuma günkü açıklamada kredi kullandırımı kararının ilişkin herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsini birden sağlaması gerekmektedir açıklaması yapıldı. BDDK bazı şirketlerin döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen TL kredi kullanarak döviz alımını gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları aktarılan açıklamada yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL kredi, ticari kredi kaynakları gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alım amacıyla kullanılmaya devam etmektedir ifadesi kullanıldı. Kavcıoğlu'ndan da bu durumla ilgili açıklamalar geldi. TİM'de yapmış olduğu toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız, yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak, cari dengenin sağlanması noktasında hedefli kredilerimizin inşallah iyi bir şekilde ihracatçılarımız kanalıyla kullandırmaya devam edeceğiz dedi. St. Louis Fed Başkanı'ndan da açıklama vardı. James Bullard, tüketicilerin COVID-19 pandemi sırasında çok fazla nakit biriktirdiklerini ve ekonomik genişleme erken aşamada olduğu için ABD'de resesyon korkusunun abartıldığını söyledi. Bullard, aslında iyi olacağımızı düşünüyorum. ABD'deki durgunluk olasılıkları hakkında bu tartışmayı yapmak biraz erken dedi. Yine Daily'den de açıklama vardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Temmuz ayında 75 baz puan faiz oranı artışının başlangıç noktası olduğunu söyledi. Ancak ekonomi beklediğinden daha fazla yavaşlarsa yarım puanlık bir adımın da makul olabileceğini düşünüyorum dedi.
Şu anda bu ihtiyacımız 75 bas puanlık faiz artışı gibi görünüyor. Ekonomide şu anda beklediğimizden daha fazla sıkılaşmaya veya daha geniş bir yavaşlama gerekirse, gerçekleşirse 50 ila 75 arasında herhangi bir şey dikkate alınması gereken makul bir faiz oranı gibi görünüyor dedi. Şimdi biraz daha detaylara girelim. BDDK'nın döviz varlığı 15 milyon liranın altında olan şirketleri ticari kredi kullanma durumunda döviz varlığının 15 milyon liranın üzerinde çıkarmanın zorunluluğu getirildi. Bunu detaylı bir şekilde videosunu izleyelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu döviz varlığı 15 milyon liranın altında olan şirketlere ticari kredi kullanmaları durumunda döviz varlığını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama zorunluluğu getirdi. Buna göre banka ve finansal kuruluş olmayan bağımsız denetime tabi şirketler, kredi başvurusu yaptığı tarihte altın dahil döviz cinsi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olması halinde ise şirketin döviz varlığının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından ya da son bir yıllık satış hasılatından büyük olanın %10'u aşması halinde söz konusu şirkete yeni bir TL cinsi ticari kredi kullandırılmayacak. Evet, bu BDDK haberiyle ilgili birazdan Şama'yı da analiz kısmında daha detaylı şekilde incelemeye çalışacağız. Uluslararası Para Fonu IMF, ABD ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini %3.7'den %2.9'a ve 2023 yılı için %2.3'den %1.7'ye düşürdü. Uluslararası Para Fonu IMF, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini 2022 yılı için %3.7'den %2.9'a, 2023 yılı için %2.3'den %1.7'ye düşürdü. Pandemi şokundan politika teşvikleri ve esnek ekonominin avantajıyla ABD ekonomisinin güçlü bir toparlanmayla çıktığı vurgulanan IMF raporunda, tedarik zinciri sorunlarının tahminlerden daha kalıcı olduğu ve Ukrayna'daki savaş ile Çin'deki Covid tedbirlerinin yine endişelere yol açtığı kaydedildi. Enflasyonun 10 yılı aşkın süredir hedefin altına seyrettiğini işaret edilen IMF raporunda artan enerji fiyatlarının ve küresel arzda yaşanan aksaklıkların etkisiyle son dönemde ciddi ölçüde hızlanarak yükseldiği ve küresel ekonomi açısından da sistemik riskler oluşturduğu vurgulandı. Fed'in politika faizinin %3.5 ile %4 seviyesine çıkarılmasını hedeflediği ve bunun da doğru bir politika olduğuna işaret edilen raporda ABD enflasyonunun 2022'de %5.4, 2023'te %2.0, 2024 yılında %1.8, 2025 yılında %1.8 ve 2026 yılında %1.9 seviyesine gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hızlı toparlanmanın istenmeyen yan etkilerinin olduğunu, ücret ve fiyat enflasyonunun önemli ölçüde hızlanarak baskının geniş tabanlı enerji ve gıda fiyatları artışının çok ötesine geçtiğini ifade etti. Georgieva değerlendirmesinde Fed'in enflasyonu düşürmede başarılı olacağından ve bunu verilere bağlı kalarak yapacağından emin olduğunu, bu kapsamda Fed'in değişen koşullara dair açıkça bilgilendirme yapmasının hem ABD hem de dünya ekonomisi için önem arz ettiğini sözlerine ekledi. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's, ABD'nin AAA olan kredi notunu ve durağan olan not görünümünü teyit etti. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's, ABD'nin AAA olan kredi notunu ve durağan olan not görünümünü teyit etti. Moody's'in ABD ekonomisine yönelik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen raporunda, bu durumun tahmin edilenden daha sert bir ekonomik yavaşlamaya ya da resesyona yol açabileceği ifade edildi. ABD'de bütçe açığının uzun vadede kademeli olarak gayri safi yurt içi hasılanın %7'sine ulaşmasının beklendiği vurgulanan raporda, ülkenin borç yükünün ise 2032 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %113'üne yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda ülkenin kredi notu görünümünün, ekonominin çeşitliliğiyle dinamizmi ve rekabet gücünün mali baskıları ve ekonomik yavaşlamayı dengeleyebileceği görünümü yansıttığı vurgulandı. Almanya, Rusya'dan gelen gazın önemli ölçüde azalması ve devam eden tedarik sorunlarının çözülmediği takdirde teknik olarak resesyona girme riskiyle karşı karşıya. Almanya, Rusya'dan gelen gazın büyük ölçüde azalması ve devam eden tedarik sorunları çözülmediği takdirde
resesyona girme riskiyle karşı karşıya. İlk çeyrekte Ukrayna Savaşı'nın etkisini pek hissetmeyen Alman ekonomisinin yükselen emtia ve enerji fiyatlarının beslediği yüksek enflasyonun yanı sıra Çin'deki Covid kapanmalarının yol açtığı tedarik sorunlarının sürmesi halinde ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de daralarak teknik resesyon oluşabileceği belirtiliyor. Temmuz ayında 25 bas puan faiz artırımına hazırlanan Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma politikasının da Alman ekonomisinin resesyon riskini daha da güçlendirdiği belirtiliyor. ECB Başkanı Lagarde, Eylül'de gerekirse daha yüksek miktarlı artırım yapılabileceğini ifade etmişti. Almanya ise Rusya'dan gelen gazın iyice azalmasının ardından gaz acil durum planında ikinci aşamayı hayata geçirdi. Rusya'dan gaz akışının artmadığı takdirde ise planın üçüncü ve son aşamasına geçilmesi halinde Alman Enerji Piyasası Kurumu kontrolü ele alarak var olan gazın dağıtımını kontrol altına alabilecek. Gaz ihtiyacının %55'ini Rusya'dan sağlayan Almanya'da, Alman Sanayi Federasyonu Ukrayna Savaşı öncesinde %3.5 olan 2022 büyüme tahminini %1.5'e indirirken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü IFO, artan enerji fiyatları ve gaz kıtlığının Alman iş dünyası için endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Bu kapsamda Alman Sanayi Federasyonu, gaz kesintisinin imalat sanayinde ciddi olumsuz etkileri olacağı ve ekonominin resesyondan kaçınamayacağı uyarısında bulundu. Evet, şimdi BDDK açıklamasını biraz daha detaylandırmaya çalışalım. Hangi noktada nasıl bir süreç işleyecek onu bize grafiksel olarak BDDK hafta sonu çalışıp dün akşam gece saat 11 sularında paylaştı. Piyasaları bilgilendirme adına, çünkü cuma günkü açıklama net değildi. Hangi koşullarda, hangi şirketler, hangi kişiler bu durumdan muaf olacak, onun daha detaylı şekilde anlaşılması için soru cevap şeklinde bir tablo oluşturdu ve ona göre bir yönlendirme diyagramı oluşturdu. Burada yapılan cuma günkü gelen düzenlemeye göre müşteri TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanma talebinde bulunduğunda müşteri gerçek kişi mi değil mi? Önce buna bakıyoruz. Gerçek kişi ise evet ise karar kapsamında olmadığınız. Yani buradan çıkan sonuç gerçek kişiler bu mevcut yapıdan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer kişi gerçek ise o zaman bakıyoruz müşteri bağımsız denetime tabi bir şirket mi değil mi? Oradaki değerlendirme bakıyoruz. Eğer bağımsız denetime tabi bir şirket değil ise, hayır cevabı var ise o zaman yine karar kapsamında değil olduğunu görüyoruz. Yani buradan çıkan sonuç bağımsız denetime tabi şirketler bu kapsam içine giriyor. Evet dendiği zaman bir sonraki diyagrama geçelim. Burada da müşterinin yabancı para nakdi varlığını TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde mi değil mi sorusunu sormamız gerekiyor. Bu soruyu sorduğumuzda hayır ise cevap o zaman yine karar kapsamında olmadığını görüyoruz. Peki 15 milyon TL ve üzerinde ise cevap evet ise o zaman bir alttaki kutucuğa bakıyoruz. Orada da ne diyor? Müşterinin yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığı aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanın %10'undan fazla mı değildir sorusunu sormamız gerekiyor. Yani ne yapıyoruz? Aktif toplamına bakıyoruz, satışlara bakıyoruz. Hangisi büyükse onu alıyoruz. Onun %10'dan fazlası mı değil mi iyi değerlendiriyoruz. Eğer fazla ise, hayır ise yine karar kapsamı dışında. Evet ise bir sonraki tabloya geçiyoruz. O zaman bize ne söylüyor? Bir sonraki tabloya baktığımızda işte bizi ilgilendiren kısım aslında burası. Hangi şirketleri daha çok ilgilendirecek? Kırmızıyla da zaten işaretlenmiş gördüğünüz gibi kutucuk. Müşteri ilgi mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olan bir kişi mi? Evet ise biliyorsunuz daha önceki süreçte hatırlarsanız burada şirketlerin yabancı para cinsinden borçlanmaları yasaklanmıştı. Belli kriterleri karşılamak gerekiyordu. Bu kriterleri karşılayan bir şirket ise evet ise sorunun cevabı müşteri karar kapsamına girmekte olduğundan yeni bir TL nakdi ticari kredi kullanamaz. Ancak yabancı para kredi kullanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır deniyor. Burada şirketin evet buradaki yapıya baktığımızda sınırlamalardan biri burada devreye girdiğini söylemek mümkün. Eğer yok değil ise müşteri ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olan bir şirket değil ise o zaman hemen diyoruz bir aşağıdaki yapıya bakıyoruz. Müşteri başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu bağımsız denetim kurulunca onaylanmış bir şekilde belgeleyebiliyor mu? Bu soruya bakıyoruz evet ya da hayır. Hayır ise yine müşteri karar kapsamına girmekte olduğundan yeni bir TL nakdi kredi
ticari kredi kullanması mümkün bulunmamaktadır diyor. Eğer bu şirket önümüzdeki 3 aylık dönem içinde yabancı para cinsine ödemesi var ise bunu ve denetim kurulunca da onaylanmış bir şekilde belgelendirebiliyorsa bu sorunun cevabı evet ise bir sonraki tabloya geçelim. Burada da müşteri başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğu bağımsız denetim kurulunca onaylanmış bir şekilde belgeliyor mu? Evet ise müşteri kararın istisnası kapsamına girdiğinden belgelendirdiği yabancı para pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere yeni bir TL nakdi ticari kredi kullanması mümkündür diyor. İki tane sınırlama var burada çıkan bu tablodan elde ettiğimiz verilerde. Peki burada tabii ki önemli olan hangi neler yabancı para cinsine giriyor? Baktığımız zaman devlet olarak BDDK olarak şuna karar verilmiş. Altın, döviz ve benzeri yabancı ülkelerce, yabancı tüzel kişilerce çıkartılmış tahviller de buna dahil olmak üzere, bonlar da buna dahil olmak üzere, eurobondlar da buna dahil olmak üzere yabancı para cinsinden değerlendiriliyor. Yurt içi yerleşiklerin ya da kamunun çıkartmış olduğu eurobondların alınması durumunda ise bu durumda istisnai bir durumla karşı karşıya kalındığı da belirtmek isteriz. Buradaki amaç Şahap Kavcıoğlu'nun da belirttiği gibi Merkez Bankası Başkanımızın daha çok selektif kredi kullanımı yönünde hareket etmek isteniyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz son dönemlerde hep bu konuda atıfta bulunuyordu. Özellikle de KGF kredinin beyanı sırasında da açıklaması yapılırken de buna değinilmişti. Özellikle şirketlerin amaca uygun şekilde bu kredinin kullanılması, o yatırım ve ticaretin hayatının devam ettiğinde olan akışına uygun şekilde hareket etmesi, dövizde park etmemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor, park etmesinin önüne geçmeye çalışılıyor. Bakalım ne kadar başarılı olabilecek, bu konuda arka kapılar bulunacak mı, bulunmayacak mı zaman içinde göreceğiz. Özellikle ben bu kararın alınmasının önündeki en büyük hedefin Temmuz ayı itibariyle başlayacak olan KKM dönüşlerinde, kur korumalı mevduattaki firmaların dönüşlerinde KKM'de kalmalarının önünü açmak için, orada kalmalarını sağlamak için alındığı kanaatinde olduğumu da belirtmek isterim. Ondan sonra yani genel hatlarıyla değerlendireceğimiz bu şekilde olduğunu belirtebilirim. Peki bugün nasıl bir güne uyanıyoruz? Ona da bir bakalım isterseniz. Yurt dışı piyasalardaki risk iştahı ne vaziyette? Onu bir değerlendirelim. Sonra Neslihan Köroğlu'na bağlanacağız. Haftanın değerlendirmesinde hangi veri akışları olacak? Onları bulmaya, dinlemeye çalışacağız kendisi tarafından. Asya tarafına baktığımız zaman oldukça pozitif bir seyirle karşı karşıya olduğumuzu belirtebiliriz. Çin'de %1.31'lik bir artış var. Japonya'da %1.11. Güney Kore'de %1.69. Hong Kong'da %2.49'luk bir yükseliş görüyoruz. Avustralya'da yine %1.94. Hindistan'da 1.09'luk artışlar söz konusu. Endonezya borsasının 0.83'lük bir düşüş gösterdiğini görmekteyiz. ABD vadelere baktığımız zaman ABD tarafına döndüğümüzde şunu görüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü oldukça sert bir yükseliş yaşamıştı. Keza onun dışında da geçtiğimiz hafta oldukça kuvvetli bir hafta geçirdi Amerika tarafını belirtebiliriz. Geçtiğimiz hafta Nasdaq'ta %7.5'luk, Dow Jones'ta %5.4'lük, S&P 500'de de %6.4'lük yükselişler yaşandı ki bu Nisan 2020'den bu yana görülmüş olan en kuvvetli haftalardan biri olduğunu da belirtmek lazım. Bugün biraz daha sakin bir güne uyanmış vaziyette. Hemen hemen bir değişim olmadığını belirtebiliriz. %0-0.5 arasında değişen rakamlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Cuma günkü hareketlerde S&P 500'de %3'ün üzerinde bir performans yaşanmıştı. Tüm 11 tane sektör, alt sektör var. Bu 11 alt sektörün hepsinde de prim yaşanmıştı. Ve bu ortalama primlerin de yüksekliği %1.5 ve üzerinde olduğunu da belirtelim. Ne oldu da bir haftada önce ortalık kan revan görülürken geçtiğimiz hafta nasıl bir toparlanma oldu? Özellikle geçtiğimiz hafta emtia tarafında ve enerji fiyatında, enerji emtiaları tarafında oldukça sert geri çekilmeler yaşanması, resesyon beklentileri ve soğuma sinyallerinin oluşması biraz da piyasaların önünü açmış oldu. Merkez bankaların biraz daha adım atarken önümüzdeki dönemde sorgulayıcı olma ihtimalinin gündeme gelebileceği beklentisi öne çıktı diyebiliriz. Yine geçtiğimiz haftaki verilere notlarıma baktığım zaman Cuma günü yine FED tarafından yapılan yıllık
değerlendirme vardır. Bankacılık stres testi gerçekleşmişti. Oradaki yapıya da bakıldığında sadece bir bankada, BOFA tarafında biraz sıkıntı ulaşabileceği ama onda yine makul derecede olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine de bankacılık endeksinde Cuma günü %3.7'lik bir yükseliş yaşandığında hatırlatalım. Baktığımız zaman yine S&P 500'ün kendi günlük performansının üzerinde bir performans sergilediğini belirtebiliriz. Yine notlarıma baktığım zaman şunu görüyorum, Amerika ile ilgili söyleyebileceğim. Hisse geri alım programları, BOFA tarafından bir derleme yapılmış. 2022'nin birinci çeyreğinde totalde 281 milyar dolarlık buyback dediğimiz hisse geri alım gerçekleştirildiği görüyoruz. Bu rakamı 2021'in dördüncü çeyreğinde 270 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani son çeyrekle 2021'in son çeyreğiyle bu çeyrek arasında yaklaşık %5'e yakın bir artış olduğunu belirtebiliriz. %4,5-%5'e yakın bir artış olduğunu vurgulamak da mümkün. Onun dışında geçtiğimiz seneyle bu birinci çeyrekte bu senenin birinci çeyreğini kıyaslamışlar buradaki değerlendirmelerde. Baktığımızda geçtiğimiz Mart 2021 ile Mart 2022 arasındaki 12 aylık dönem içinde şirketler totalde 985 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ki bir önceki seneyle, pandeminin yaşandığı seneyle kıyaslandırdığı zaman 12 aylık dönemi yaklaşık %97.2'lik bir artışa işaret ettiğini belirtelim. 499.2 milyardan 985 milyar dolara çıktığını belirtebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğim önemli veriler açısından baktığımızda tahvil bono piyasasından ve hisse senetleri piyasasından yine bunu da ölçmüşler. Yılbaşından bu yana giriş ve çıkışları net vaziyetteki yapıyı değerlendirdiklerini. Şunu söylemek mümkün. Totalde hisse senetlerinden yılbaşından bu zamana Amerika için konuşuyoruz. 195 milyar dolarlık çıkış yaşandığı, bono tahvil piyasasından da 193 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği görülmekte. Ki geçtiğimiz hafta çarşamba günü biten haftayla ilgili grafiksel değerlendirmeye baktığımız zaman da sabit getirilerden çıkıştaki Nisan 2020'den bu yanaki en yüksek rakama ulaşıldığını da belirtelim. Yaklaşık 23,5 milyar dolarlık bir rakamın çıktığını söylemek mümkün. Onun dışında hemen analizlerimize başlayalım isterseniz. DXY'a bir bakalım. DXY'daki gelişmeler ne söylüyor? Geçtiğimiz hafta aynı şekilde baktığımız zaman şunu söylemek mümkün. İlk defa Haziran ayında DXY bir haftayı eksi tarafta kapattığını belirtelim. 104 seviyesinde olduğumuzu belirtebiliriz. Evet, şimdi mikrofonlarımızı Neslihan Köroğlu'na çeviriyoruz. Neslihan Hanım merhabalar. Merhabalar Cenk Akçoldaş, iyi haftalar, iyi yayınlar. Biliyoruz yatırımcı anketinizdeki piyasa açılışıyla ilgili beklentiler ve aynı zamanda bu haftaki takvimle ilgili bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Evet, borsa anketimizle başlayalım. Borsanın haftaya hızlı bir düşüş hareketiyle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini -28.20 puan oldu. Ortalama tahmin ise -33.99 puan olarak gerçekleştiğini gözledik ankette. Bugün düzenlediğimiz ankete 35 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklentinin +17.66 puan olduğunu gözlüyoruz. En düşük beklenti ise -93.53 puan oldu. Ankete katılım sağlayan 35 analistin sadece biri pozitif açılış tahmininde bulundu. 34'ü ise negatif açılış yönünde beklentisini belirtti. Haftalık ekonomik takvime bakacak olursak bugünle başlayalım. TÜİK Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtlar istatistiklerini yayınlayacak. Gözler saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında olacak. Toplantıda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler, iç ve dış güvenlik ile birlikte İsveç ve Finlandiya ile ilgili görüşmelerin gerçekleşeceği NATO zirvesi konularının ele alınması bekleniyor. Avrupa'da bugün önemli bir veri bulunmuyor. ECB Başkanı Lagarde'ın Türkiye saatiyle 19.30'da bir konuşması olacak. Bunu takip edeceğiz. ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirecek Lagarde. Günün en önemli verisi ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi olacak. En son %0.5 artış göstermişti veri. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin Mayıs'ta %0.3'lük düşüş kaydetmesi bekleniyor. Amerika'da
Diğer verilere bakacak olursak, bekleyen konut satışları ve Dallas, Fed, Texas imalat aktivite endeksi verileri var. Bekleyen konut satışlarının Mayıs'ta %4.5 oranında gerilediği tahmin ediliyor. Analistlerin son takip edeceği gündem ise ABD hazinesinin 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri olacağını da söyleyebiliriz. Yarın yurt içinde beklenen önemli bir veri yok. Yurt dışında Macaristan Merkez Bankası faiz kararı, Madrid'de başlayacak NATO zirvesi, ABD öncü mal ticareti ve toptan stoklar verileri ile Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerini izleyeceğiz. Conference Board Tüketici Güven Endeksinin 106.4'ten 103'e, Richmond Fed İmalat Endeksinin ise -9'dan -12'ye gerilemesi bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada ABD hazinesinin 7 yıllık tahvil ihalesinin de yarınki takvimde yer aldığını hatırlatalım. Çarşamba gününe geldik. TÜİK Ekonomi Güven Endeksi Haziran ayı verilerini, BDDK ise bankacılık sektörü Mayıs ayı rakamlarını açıklayacak. Yurt dışında Euro bölgesinden güven endeksi ile Almanya'dan tüketici fiyatları gelecek. Amerika'da Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının Türkiye saatiyle 15.30'da ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmalarda çarşamba günü piyasaların odağında olacak. Amerika'da yılın ilk çeyrek dönemi için final gayri safi rakamları da, gayri safi yurt içi hasıla rakamları da aynı gün gelecek. Amerika'da yılın ilk çeyreği için gayri safi yurt içi hasıla ikinci tahminde %1.4 daralma yönünde açıklanmıştı. Final verilerinde aynı seviyede açıklanması bekleniyor. Perşembe günü TÜİK Mayıs ayı için dış ticaret rakamları, hizmet üretici fiyatları ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak. Hazineden de ilk çeyrek döneme ilişkin dış borç, hazine garantili dış borç, kamu net borç stoku verilerini alacağız. Ayrıca Merkez Bankası'nın da 23 Haziran tarihli para politikası kurulu toplantı özetini yayınlayacağını belirtelim. Yurt dışı tarafa bakalım. Perşembe günü piyasaların günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir veri akışı bulunduğunu söyleyebiliriz. Almanya'dan ithal fiyatları, istihdam ve perakende satış rakamları ile İngiltere'nin final gayri safi yurt içi hasıla işletme yatırımları günün ilk verileri olarak ekrana düşecek. Almanya'da Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklanacak. İşsiz sayısının -4.000'den -5.000'e gerilemesi, işsizlik oranının ise yine %5 olarak açıklanması bekleniyor. Amerika'da kişisel gelir ve harcamaların yanı sıra Fed'in faiz kararları için yakından takip ettiği çekirdek PCE rakamları açıklanacak. Mayıs ayında kişisel gelirlerin aylık %0.3, kişisel harcamaların %0.8, çekirdek PCE'nin ise %6.7 artış yönünde geleceği tahmin ediliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Haftanın son işlem gününe geldik. Türkiye'de ISO İmalat sektörü PMI raporu var. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak takip edilen İstanbul Perakende ve toptan fiyat verileri de Cuma günü gelecek. Ayrıca Merkez Bankası Nisan-Haziran 2022 dönemi banka kredileri eğilim anketi sonuçlarını açıklayacak. Uluslararası piyasalarda Euro bölgesi tüketici fiyatları öncü rakamları var. Amerika'da S&P Global PMI verisi, inşaat harcamaları ve ISM imalat sektörü PMI rakamlarının takip edileceğini de söyleyebiliriz. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Cenk Akyoldaş. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Hanım. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, analizlerimize kaldığımız yerden devam edelim. İsterseniz DXY'a bakmıştık demin. DXY tarafında neyi görmüştük? Yaklaşık olarak son 4 haftanın en düşük seviyesine geldiğimizi görmüştük. Buradaki bir toparlanma, geri çekilme piyasalar için biraz umut ışığı olabilir. Hisse senetleri tarafından bir toparlanmayı getiren grafik olarak adlandırmıştık. Buradaki yapıya baktığımız zaman emtia tarafında da bir canlanmanın önünü açma ihtimali gündemde olabilir. Doları değer kaybetmesi halinde dolarla değerlenen emtia grubunun ister istemez fiyatlarının yukarı doğru gitmesi beklentisi oluşuyor. Buradaki yapıya baktığımızda şundan bahsetmiştik. Fed toplantısına kadar geçecek bir 3-4 haftalık periyodu bu bölgeyi doldurmakla geçirmesi beklenebilir. Esas değişim olup olmadığını anlayabilmek için
DXY tarafında trend dönüşümü oldu olmadığı algılamak için son 94 seviyesinin 95 seviyesinden başlayan yükseliş trendinin en son 101 seviyesinde de bir test edilmiştik. O bölgeden geçen bir trend çizgisi oluştu. Bu yaklaşık olarak 103 civarından geçtiğini belirtelim. Bu bölgenin ötesine taşan bir yapı oluşuyor ise şu bölgelere doğru inen bir kırmızıya doğru maviye doğru inen bir yapı oluşmaya başlarsa o zaman resim başkalaşıyor diye adlandırmak lazım. O zaman ne diye konuşuyor olacağız? Fed'in atacağı adımlarda biraz daha imtina edeceği, faiz artırımları noktasında biraz daha az kararlı, resesyon ihtimallerinin biraz daha güçlendiğini gösteren bir yapıya işaret edecektir. Bizim grafiklerimiz var. Şimdi orada da getiri eğrisi ve resesyon beklentilerini gösteren bir numaralı grafiğimizi yansıtalım. Burada da baktığımız zaman iki tane grafik bir arada görüyoruz. Buradaki yapıyı değerlendirdiğimizde önemli iki faktör. Fed'in önümüzdeki dönemde işaretli atacağı adımların önündeki en büyük göstergelerden birisi olması beklenir. Getiri eğrisi tarafında 2 yıllık 10 yıllık tahvil arası hep arada sırada bakıyoruz onu hatırlarsanız. O grafiğin resesyonla ilişkilendirilen yapısını gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. 1990'lı yılını baz alıp bugüne kadar geçen dönemi baktığımız zaman 3 tane resesyonist dönem yaşanmış. Bunların hepsinde de getiri eğrisi tarafında negatif tarafa geçiş var. Farklısı burada var ve peşinden bir resesyonist dönem gelmiş. Yine keza burada bir dönem yaşanmış. Peşinden daha derin bir resesyonist ortam oluşmuş. Orası 2008 global krizi olduğunu hatırlatalım. Gene Covid döneminde sıfıra yakınlaşmış. Orada kısa dönemli bir parasal bolluğun etkisi, kısa dönemli kalan bir aslında buradaki yapı daha derinleşebilecek bir resesyonist yapının parasal genişleme ile ötelenmiş yapısını değerlendiriyoruz. Şimdi bu ötelenmenin yansıması birlikte şuradaki dar kısım aslında biraz daha tekrardan yaşama ihtimali, gerçekleşme ihtimalini değerlendiriyor piyasa. Yavaş yavaş o bölgeye doğru yakınsadığını söyleyebiliriz. FED üyeleri tarafından, Yellen tarafından, Biden tarafından yapılan açıklamalar ya da Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalardan ABD'nin hala resesyonda olmadığı, işte resesyon ihtimalinin de çok fazla olmadığı dillendiriliyor ama grafik teknik açıdan değerlendirdiğimiz zaman böyle bir ihtimalin önümüzdeki 12 ile 18 ay içinde oluşmasını bekleyen bir yapıya işaret ettiğini de belirtebiliriz. Bir kez daha hatırlatalım. Bu bölgede kısa dönemli kalması sağlanan resesyonun biraz daha ötelenmiş yapıda tekrardan gündeme masaya gelmesini gösteren bir yapı olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Bu arada işte son bir haftada neden bazı şeyler değişiklikler oldu? Piyasa beklentilerine neden bir kırılma oldu? İşte Fed'in atacağı adımlarda bir önceki hafta %4'e kadar acaba politika faizini götürme beklentisi oluşmuştu. Bu haftaki anketlere baktığım zaman bunun %3,5'lara kadar tekrardan geri döndüğünü, hatta %3,31 noktasına kadar geri döndüğünü gösteriyor. Bunu da gösteren iki tane temel grafik var. Amerika ve Avrupa ekonomileri için sürpriz endeksi diye adlandırdığımız bölümde ikisinde de sert keskin düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Farkındaysanız mavide gözüken Avrupa tarafı, Eurozone, kırmızıda gözüken Amerika Birleşik Devletleri tarafı olduğunu belirtelim. İki tarafta da şu tire çizilmiş olan sıfır bölgesinin altında olduğumuzu belirtelim. Amerika'nın oldukça derinleşen bir bölgede sürpriz endeksinin %78,7'de olduğunu, Avrupa tarafında %20,9 ekside olduğunu belirtelim. Peki bir sonraki grafik var. Piyasada dip arayışları ne durumda olduğunu anlayabileceğimiz. Burada da ayı ve boğa piyasasındaki tarihsel verileri incelediğimiz zaman bize ne söylüyor ona da bir bakalım isterseniz. Buradaki yapıya baktığımız zaman önemli sinyaller var. Net şekilde söyleyebilirim. 1929'dan bu yana 27 tane resesyon yaşanmış. Çeyreklik bazdaki bu 27 resesyonların ortalama düşüşler %35 olduğunu belirtelim. S&P için konuşuyorum bunu. Ayı piyasasında dip FK'sının yine S&P için konuşuyorum. Ortalaması %12,3 çarpanla çalışıyor. Şu anda çarpan açısından değerlendirdiğimizde %18,1'de olduğumuzu belirtebiliriz. Bu önemli bir gösterge olarak değerlendirmek lazım. O nedenle son dönemdeki yaşanan yükselişleri biraz daha yükseliş belki 4000 puan sınırına kadar gerçekleşir, 4400 puan sınırına kadar gerçekleşebilir. Ama ara bir tepki yükselişi olarak görmek lazım. Biraz daha hedefi zamana ihtiyacı var. Piyasanın tamamen dip dönüşünün gerçekleştirdiğini algılamak adına. Ama bunu biraz daha istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde
Yine Amerika'da ölçümlemeler yapılıyor. Bunlardan işte bireysel yatırımcıların eğilim anketine göre değerlendirmede. 1987'den beri bu anketin yapıldığı ve ölçümleme yapıldığını söyleyebiliriz. Burada kırmızıda gözüken grafik S&P 500 Bileşik Endeksi olduğunu belirtelim. Şurada görülen. Yine turuncuyla gözüken değerin ayı piyasasına işaret eden veriyi açıkladığını ankette katılanlar adına konuşabiliriz. Mavi ile gözükenlerini boğa piyasasını temsil edenleri sergilediğini ve aşağıdaki katmanda ikisi arasındaki makasın ne kadar olduğunu bize ölçen bir grafikle karşı karşıyayız. Şimdi buradaki değerlendirmeye baktığımız zaman 31 haftadır boğa eğiliminin aşağı doğru gittiği görülmekte. Ki bunda son 22 haftası, son 22 haftanın 18'inde de en düşük seviyeye hep diplerin genişletildiğini görmekteyiz. Şu anda 18.20'de tarihsel ortalama neresi diye baktığımız zaman boğa piyasasına oynayanların tarihsel ortalaması %38. Şu anda biz %18.20'de olduğumuzu söyleyelim. Peki ayı piyasasını oynayanların ortalaması, ayı göstergesinin ölçtüğümüz zaman neyi görüyoruz? Tarihsel ortalaması %30.5. Şu an bulunduğumuz yer %59.30'da aşırı açılmış vaziyette aradaki makas. Burada da şunu söylemek lazım. Tarihin en geniş noktası 28 Nisan'da görülmüş. %59.4'te oradan hemen bir tık altında olduğumuzu belirtebiliriz. Burada da son 31 haftanın 30'unda tarih ortalamanın üzerinde seyrettiğini söylemek mümkün diyebiliriz. Şu bölgeye baktığımız zaman son 31 haftada hep bu 30 seviyesinin üzerinde kaldığını vurgulamak gerekiyor. Ayı piyasası, boğa piyasası farkını değerlendirdiğimizde %41.1'e çıktığını görüyoruz. Tarihindeki en geniş aralık açısından değerlendirildiğini, en 7. rakam olduğunda belirtmek gerekiyor. Bunlar da şöyle ölçmek lazım. Buradaki yapı sürdürülebilir olmaktan çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu makas ne kadar açılırsa aslında piyasanın dibe o kadar yakın olduğunun göstergesi olduğu okunuyor piyasa analistleri tarafından diyebiliriz. Bir sonraki grafiğimize geçelim isterseniz. Oradaki de burada da karşımıza iki değer var. Nedir? Put call rasyosu dediğimiz. Yani açığa satış ve açığa alış opsiyonlarının oransal değerlendirmesi olarak değerlendirdiğimiz bir grafik. Burada da tarihsel oranlar bize %95 seviyesine geldiği zaman piyasanın hemen hemen %95 ötesine taşındığında tip seviyelere yakınlaştığını söylemiş oluyor. Şu anki oran %110 seviyesinde olduğunu belirtelim. Makas yine burada da acaba kısa vadede bir dip oluşma ihtimalini bize gösteriyor olabilir. Bir tepki sürecini piyasanın girmesini tetikletebilir. Önümüzdeki günlerdeki bu rasyoların karşılığı diyebiliriz. Hemen dönelim kaldığımız yerden analizlerimize başlayalım. DXY'a bakmıştık. DXY'daki durum bu şekildeydi. Bir dinlenme, soluklanma sürecine girdi. Bu da piyasada bir toparlanmanın önünü açabileceğini işaret ettiğini belirtebiliriz. Tahvil piyasasındaki gelişmeler ne söylüyor bize? Hemen hızlıca oraya da bakalım. Tahvil piyasasındaki 10 yıllık tahville başlayalım. 10 yıllık tahvilde de hemen FIBO 50 düzeltme seviyesinden tepki geldi. 3 seviyesinden bir tepki içine girdiğini söyleyelim. Bu hafta ihaleler var yine belirtti, demin Neslihan Hanım da belirttiği gibi. Burada kritik eşik 3.17 seviyesi tamam tepki olarak o sınırı tekrardan toparladığımızı görmekteyiz. Bakalım 3.17 seviyesinin üzerine tekrardan çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? 3.17 üzerine çıkıyorsak yine stresli günler başlıyor demektir. 3.17'nin altında kalırsa, 3.17-3.18 bölgesinin altında kaldığım sürece hisse senetleri tarafında toparlanmanın devam etmesi beklenebilir. Haftalık grafiksel açısından değerlendirdiğimizde de burada da bir trend dönüşünün oluşabilmesi için yani burada Fed'in atacağı adımların artık biraz daha yumuşaması, işte 75 bas puanları masadan kalktı, tekrardan belki ara verdi söylemlerin oluşabileceği, işte enerji fiyatlarındaki kalıcılık düşüş sürecinin devam edeceği gibi yapılar oluşabilir ise o zaman yatırımcının takip etmesi gereken seviye şu morla gözüken ortalama haftalıkta 3.0350'de olduğunu belirtelim. Eğer fiyatlama bu bölgenin altına giriyorsa güvenli limanlara girişin devam ettiğini sinyali olarak okumak lazım. Piyasalar biraz daha rahatlıyor, risk iştahı biraz daha yükseliyor demek olacak. O nedenle 3.03'ü yatırımcının çok yakından takip ediyor olması lazım. Eğer öyle bir durum gerçekleşmiş durumda 2.65'e kadar hatta hareketin devam etmesinin önü açılabilir. Hisse tarafına dönelim. ABD'de işlem gelen Türk hissesine bakalım. Oradaki gelişme bize ne söylüyor?
Orada da cuma günkü yükseliş hareketine, borsada sert bir hareket yapmasına rağmen buranın katılamadığını görüyoruz ki dolar TL'de geri çekim hareketi olmasına rağmen burası buna katılamadı. Farkındaysanız ortalamaya kadar gittikten sonra dolar TL'deki aşırı düşüşle beraber bir anda işte 17-20'lerden 16-50'lere kadar bir düşüş yaşandı biliyorsunuz BDDK kararıyla. Orada da çeşitli yorumlar var. 4 milyar ile 17 milyar dolar civarında şirketlerin döviz bozma durumu söz konusu olabilir şeklinde analizler yapıldığını da söylemek lazım. Bakalım nerede oluşacak bu yapı, ne kadar etkili olacak? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Burada ortalamanın altına kalmaya devam ettik. Bu da bizim kısa vade için şurada daha önceki trend dip bölgesi olan 18.70'e kadar geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir son gelişmelerden sonraki süreçte. Cuma günde biliyorsunuz Viyop tarafında da hemen hemen %3'lük taban sınırının etrafında bir şekillenmeyle gün tamamlandığını hatırlatalım. Hemen Borsa İstanbul'un grafiğini teknik açıdan değerlendirelim. Ne olabilir? O tarafa gidip bakalım. Orası artık daha önem kazanmış vaziyette. Haftalık grafik tarafına döndüğümüz zaman neye bakacağız? Hep hatırlarsanız şundan bahsediyorum. Burada bir formasyon var. Şu formasyon tehlikeli formasyonlardan biri. Bu trend çizgisinin dışına taşınması durumunda satışların biraz daha derinleşme ihtimali söz konusu olabilir. Kritik eşit 2510. Biz neredeyiz? 2554'teyiz. 2510'un altın belki sarkmaları yeşil, belki bir alttaki kurtarıcı nokta olabilir. 2480 diyelim. 2480-2510 bölgesi son güvenli bölge gibi adlandırmak lazım. Eğer bu bölgenin ötesine taşan bir yapı oluşmaya başlıyorsa o zaman bizi aşağıda morla gözüken, yaklaşık olarak geçtiğimiz Mart'tan beri temaslanmadığımız morla gözüken ortalama çağırmaya başlar. O nereden geçiyor? 2400 bölgesinde olduğunu belirtelim. Dünyada piyasalarda bir risk iştahında toparlanma var. Biz savaş başladığından beri, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri dünyadan daha bir pozitif ayrışmıştık. Şimdi dünya toparlarken, şimdi biz negatif mi ayrışacağız, senkronu tutturamıyoruz. Bir farklı bir dönem içindeyiz. Bakalım BDDK düzenlemeleri ne kadar etkili olacak şirketler üzerinde? Kalıcı bir derin düşüşe yol açacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Yine dönüp 100 günlük grafiği, BIST'in günlük grafiğine baktığımız zaman burada bir yorgunluk emarelerinin başladığını söylemiştik hatırlarsanız. Burada ortalamanın etrafındayız. 8 günlük ve 21 günlük ortalamanın altında üstüne gidip geliyoruz. O bölgede tutunmaya çalıştık ama o bölgedeydik. 2543-2554 aralığı. Kapanışımız 2554'te olmuştu. Şimdi bu bölgenin aşağısına, ortalamanın altına kalıcılık başlar ise biraz daha derinleşen bir yapıya işaret eder. Gene burada da günlük grafik açısından baktığımız zaman 2492-2507 aralığı son güvenli nokta gibi gözüküyor destek açısından baktığımızda. Bu bölgenin ötesinde taşan bir yapı oluşması durumunda aşağıdaki diğer uzun vadeli, en son şurada Şubat ayının sonunda Mart başında temaslandığımız ortalamanın geçtiği bölgeye bakıyorum. 2294'te bu bölgenin altındaki kalıcı bir fiyatlamaların başlaması halinde o zaman ister istemez ne oluyor? Aşağıdaki ortalama bizi çağırmaya başlıyor. Bu da bir sürecin biraz daha derinleşen bir yapıya işaret edeceğini gösterir. Arada destek olarak takip edeceğimiz bölgeler 2408, 2343 ve 2294. 2294 oldukça kuvvetli bir nokta olduğunu belirtmek lazım. O bölgenin ötesine herhangi bir düzeltme hareketini şu an için geçmesi için bir neden olduğunu düşünmediğimi de belirtmek isterim. 240 dakikalık grafiğe baktığımız zaman bunda da neyi görüyoruz? Kısa vadedeki değerlendirmeler, gün içindeki yapıya. Burada da kısa vadede 2513-2521 taşıyıcı noktamız olduğunu, bu bölgenin aşağısına sarkmalarda 2483, 2450 ve 2350 sırasıyla destekler konumunda olduğunu belirtebiliriz. Efendim bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.